Organik Annem YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz sevgili dostlar. Ben Ayşegül. Bu videomda tavşan yüreği çıtlatma yeşil zeytin tarifini sizlerle paylaşacağım. Videomu sonuna kadar izleyerek evinizde kolayca yapabileceğiniz tarifimi sizlerle buluşturuyorum. Pazardan almış olduğum 3 kilo yeşil zeytinimi, yani tavşan yüreği zeytinimi gördüğünüz üzere aldım. Şimdi güzelce bir yıkayacağım. Pazardan aldığım 3 kilo yeşil zeytin 5 litrelik kavanoz için idealdir. 3 kilo alırsanız 5 litre kavanoza rahatlıkla yetecektir. 5 litre kavanoz için 3 kilo yeşil zeytin, tavşan yüreği, salamurası için 1 adet taze yumurta, kaya tuzu yaklaşık 2-3 yemek kaşığı olarak olacak. Biz tuz ayarını bu sefer yumurta ile yapacağız. Ve 2 litre su ve tabii ki olmazsa olmazımız limon 1 adet. Öncelikle zeytinlerimizi bir sudan geçiriyoruz, üzerindeki tozunu, pisini atmak için. Kıracağımız zeytinlerin kararmaması için bir kaba su dolduralım. Çıtlatma işimize geçelim, çıtlatma olayına. Şöyle zeytinlerimizi alalım. Bunu denizden aldım ben. Güzel bir taştı. Şöyle bir tık kıralım bir kere. Fazla ezmeyelim ki çekirdekleri kırılmasın. Çekirdekleri kırılırsa pek güzel olmaz. Şöyle bir tık çıtlatıyoruz. Dilerseniz elinize bir eldiven takarak elinizin kararmasını önleyebilirsiniz. Bu şekilde zeytinlerimiz burada kararmayacaklar. Suyun içerisine attık. Yemyeşil bir şekilde bize sunulacak. Zeytinleri çıtlattık. Şimdi artık kavanoza doldurma zamanı. Gördüğünüz üzere şöyle siyahlaştı. Kavanoza dolduralım. Tavşan yüreği de güzel, zeytine benziyor. Açıkçası ben de ilk defa tavşan yüreği olarak tadacağım. Hatay yöresinde daha farklı isimlerle de anılıyor. Biliyorsunuz ki ben Hataylıyım. Bizim Hatay'da Erzim yöresi zeytinleri meşhurdur. Orada da farklı isimlerle anılıyor. Analı kızlı denilebiliyor. Sanırım ondan şey olarak. Antalya'da da tavşan yüreği diye adlandırılıyor. Sizce sizin orada farklı bir ismi var mı? Lütfen yorumlara yazın. Eğer ki farklı adlandırıyorsanız, farklı olarak da söylüyorsanız yorumlara yazın. Farklı isimleri bizler de öğrenmiş oluruz sizlerin sayesinde. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve sevdiklerinizle de paylaşmayı ihmal etmezseniz memnun olurum. Video çekmek gerçekten biraz zahmetli bir iş. Şimdiden teşekkür ederim herkese. Ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Güncel paylaşımlarımız mevcut. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarım. Kavanozumuzu doldurduk 5 litreye. Şöyle suyumuzu da ekliyoruz. İçme suyu, herhangi bir su, yani temiz su kullanıyoruz. 2 litre. Evet, yeterli geldi 2 litre. Şimdi ağzını kapatıyoruz ve 2 gün bu şekilde bekleyecek. 2 gün sonra suyunu değiştireceğiz ve işlemlere devam edeceğiz. Zeytinimizin ikinci günü. Öncelikle salamuramızı hazırlayalım. Salamurası için 2 litre suyu bir kaba boşaltalım. Ve ince yıkadığım güzel köy yumurtası taze yumurtayı yıkadım ve tuzumu şimdi ekliyorum. Bir, iki, üç,
4 yemek kaşığı ekledim. Normalde 2,5 yemek kaşığı, şöyle 3.'yü de ekleyelim. Ya da eklemeyelim, şöyle size göstereyim. Yumurta ayarını göstermek istiyorum. Öncelikle 1 litreye 2 yemek kaşığı olacak şekilde ayarladım. Tuzun iyice erimesini bekliyoruz burada. Şimdi yumurtamızı ekleyelim, bakalım nasıl olmuş yumurta testiyle salamurası. Şu an ortalarda, normalde üstte olduğu zaman yeterli. Biz ne yapmıştık? 2 litreye 4 yemek kaşığı tuz eklemiştik. Yetersiz geldi çünkü dibe çöktü. Buna 1 yemek kaşığı daha ekliyorum. Yumurtamızı çıkarayım ve yine karıştıralım ve erimesini bekliyoruz tuzun. Diğer yandan tuzumuz, salamurumuz erirken tuzu, limonlarımızı dilimleyelim. Bir tane limon yeterli. Tuzumuz eridi. Yine tekrar teste geçelim. Bakın artık üstte kalıyor. Bu demek oluyor ki artık salamuramız oldu. Salamuramızı hemen zeytinimize aktaralım. Zeytinimizin ilk acı suyunu döküyoruz. Zeytininizi hemen tüketmek istiyorsanız biraz önceki gibi yaptığım işlemi tekrarlayıp damak tadınıza göre tatlanana kadar bu şekilde işlemi devam edin. Şu anki yaptığımı ben kışlık olarak yapıyorum. Zeytinimi kışın çıkarıp tatlandırıp yemek için saklayacağım. Zevkinize göre karar verirsiniz. Şimdi limonları ekleyelim. Suyu tamam. Ağzını güzelce kapatıyorum. Bu şekilde güneş almayan bir yerde saklayabilirsiniz. Serin bir yerde saklayın. Kış boyunca tazecik, mis gibi zeytin, yeşil zeytininiz olur. Umarım video faydalı olmuştur. Güncel paylaşımlarım için Organik Annem Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Sorularınız ve sorularınız varsa, aklınıza takılanlar varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan sizleri bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Organik Annem YouTube kanalında kalın.